Efendim 24 Ocak Cuma haftanın son iş günde saatler bir kez daha 14'ü gösterdi. Kanal Üç ekranlarında canlı yayınımız Pınar Akarsu ile 2'den 4'e başlamış bulunmakta. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar ve hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Bugün yine canlı müzik performanslarıyla sevgili arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. Hemen stüdyo konuklarımızı takdim edelim sizlere. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi canlı müzik performansları ile sevgili Bora Dağım bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Ve Ömer Başlı bizimle birlikte, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz? Çok şükür. Gayet iyi görünüyorsunuz. Peki biraz sonra sohbet edeceğiz bol bol ama öncesinde bir müzikle başlayalım isteriz. Sizi de özlemişlerdir muhtemelen diye düşünüyorum. Muhtemelen. Peki buyurun dinleyelim. Yürüyorum hasretin acının üstüne, sığamıyorum dünyaya, dar geliyor geceler mi uzadı bu karanlık, ne gönlümün bayramları şenli sandı. Ah, seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağımda, dilimde, ellerin izi var. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağımda, dilimde, ellerin izi var. Deli gözlerin gelir aklıma, gülüşün öpüşün iç çekişin gelir. Geceler mi uzadı bu karanlık, ne gönlümün bayramları şenli söndü. Ah, seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Ah, dudağında, dilinde, ellerin izi var. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, izi var. Müzik.
Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar, yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar, yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ağzına sağlık. Kimse ölmesin tabii ki de. Hoş geldiniz tekrar. Hoş. Nerelerden? Antakyalardan. Bu sefer doğru, evet, söyledim değil mi? Antakya'dan geldim, evet. Ne oldu, bir Afyon böyle bir bırakılıp gidildi mi? Evet, sevgili Bora Doğan'ı tanıyorsunuzdur zaten. Önceki, evet, programlarımızda da yine birlikte bir program yapmıştık. Canlı yayında. Evet. Sene kaçtı? 2012 Ocak. 2012 Ocak. Seneler geçti, tekrar yine Ocak ayında nasip oldu. Evet. Ne kadar güzel. Ve keyif sağlık aldık biz. Ayağınıza, evet, sağlık. Bir tanıyalım mı? Evet. Tanıyalım. İsmim Bora Doğan. Müzisyenim. Hı-hı. Kısaca öyle özetleyeyim. Hı-hı. Uzun seneler dışarıda sahil bölgelerinde çalıştım. Sonra memleketim Afyon'a geldim. Hı-hı. Memleket Afyon değil mi? Memleketim Afyon. Evet. Tabii. Uzun sürede buradaydınız bu arada. Uzun sürede burada çalıştım. Hı-hı. Yaşadım. Sonra ben böyle hani aslında uzun süre... Ha, birazcık yüksek alacağız öyle sesini. Mi? Evet, evet, evet. Uzun hava değişimi var herhalde. Var biraz, evet. Sesim kötü, rahatsızım. Hı hı. Aslında uzun süre Afyon'da kalmak benim için çok büyük handikap. Ben çok çabuk sıkılan bir insanım. Nasıl bu kadar kaldım onu da bilmiyorum da. Sıkıldım. Dedim hani çıkayım buradan, gideyim başka şehirler göreyim, başka insanlar tanıyayım. Ne kadar oldu gideli? Ne kadar oldu? 5 ay, işte 6. aya döndü. Antakya'dayım şu an. Hatay, Antakya. Hı hı. Orada müzik hayatıma devam ediyorum. Hı hı. Orada müzik hayatıma devam, evet, ediyorum. Mutlu muyuz şey orada? Güzel. İyi her mi şey, yolda? Her şey çok güzel, her şey yolunda. Ha, çok güzel, çok mutluyum. Sevindim. Ailecek oradasınız bu arada. Ailecek oradayız. Şimdi tatile geldik. Bu arada bizi de kırmadı. Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Yok, rica ederim. Ne tatil demek arasında? Tabii ki, ne demek. Şöyle, eşim benim öğretmen. Hı hı. İşte semester tatile girince dedik ki ne yapalım, Afyon'a gidelim. Memlekete geri dönüş. Öyle. Senle de hani sürekli böyle irtibat halindeysen hani programa katılır mısın
davetinde bulununca dedim tabii ki özledim zaten katılayım. Çok da iyi oldu, sağ olasın, ayağına sağlık, kırmadın geldin. Bu arada Antakya'dan aslında gelecek bir grup daha vardı ama maalesef vardı, ki herhalde bir kaza geçirdiler. Evet, bir rahatsızlık durumu diyelim. Var. Onlar gelemediler. Onların yerine sen refakat onların ediyorsun. Onların yerine ben refakat ediyorum. Onlar da gelecekler ama bir iyileşsinler. Sağlıklarına kavuşsunlar. Onları da burada... Tabii ki sağlık daha önemli. Tabii. Geçmiş olsun dileklerimizi bizler de iletelim. Ömer'cim sen de hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? İyi, devam iş, müziğe. İş güç evet. Biraz kış sebebiyle bir rahatsızlıklarımız var. Hı-hı. Grip, soğuk algınlığı. Öyle başka bir aksilik yok. Herhangi bir sıkıntımız yok, yok başka. Yok. Peki zaten Ömer'i de daha önce de konuk almıştık sağ olsun. Yılbaşına geçiş gününde de aslında bizimle birlikteydi, evet. Ekipçe burada, evet. Eşlik ettiler bize. Bugün de sevgili Bora Doğan'a eşlik etmiş olacaksın. Bol bol müzik dinleyeceğiz efendim. Bu arada hatırlatalım WhatsApp hattımızda sizlere 0552-301-0303, 0552-301-0303'ten bizlere ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Saatler 16'yı gösterene kadar canlı müzik devam edecek. Hanginizden dinleyelim? Bir şey daha dinlemek isteriz tabii ki. Bu arada Ömer de rahatsız da olsa yine kırmayacak bizi sanırım. Bir tane Ömer'den Türk Sanat Müziği mi dinleyeceğiz bugün? Udun'la birlikte buradasın çünkü. Evet, Türk Sanat Müziği değil de böyle birazcık daha şey yapalım abi istersen. Ayrılmalıyız. Tamam. Tamam. Mikrofonu nasıl yapalım? Ben sana bunu vereyim. Yok, bunu kullanırım ben, sıkıntı öyle yok. Tamam, tamam, peki. Dinleyelim o zaman güzel bir eser de Ömer'den. Ondan üzerim, sonra üzerim. Devam edeceğiz tamam. Programımıza. Karşılaşmayız, belki de bir daha görüşemeyiz, ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Kim bilir bir daha karşılaşmayız, belki de bir daha görüşemeyiz, ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Senin gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı,
Bu aşktan bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Bu aşktan bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok. Ayrılmalıyız. Ağzına sağlık. İyi ki hastaymışsın yani, değil mi? Olsun, kırmadı. Bir de olmasa neler yapacak demek ki. Yok, gayet iyi. Bu arada sevgili Ömer'le tanışmamıza da Bora abi, aslında müsaadenle Bora abi diyeyim mi? Tabii, tabii. Diyebilirim herhalde, değil mi? Bora abi vesile olmuş oldu. Evet. Güzel sesini de dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Ederim, bir 4 dakikamız mı kaldı? O zaman hiç ara vermeden senden güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara veriyoruz. Ardından ikinci bölümde burada olacağız. Ortaçgil'i çok severim ben, bu yeni nesil Bülent Ortaçgil şarkısı. Şey yapalım, dinleyelim. Gençlere de hitap edelim bu arada onu. Biraz sonra Arca Pekan'dan da isteyeceğiz ama. Tamam, yaparız. Tamam. Farias. Kar gibi örtün üstümü, İçimde tüm çiçekler birer birer titrediler. Uykusuzluğundan belli kafamda birikintiler, teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. La 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 la. La 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 la. Yaşamak dop doluydu akan pınarlar gibi, inanmayanlar beklediler. Umutlarını boş verdin, cebinde hiç kalmadı, dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Oh 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 oh
zamandır anladım senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelemem yanına, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Geseceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Barabam barabam barabarabam. Barabam barabam barabarabam. Ne hayrın dokunur ne de bir şey yumulur. Başkası sende bilmem ki ne bulur. Elinden uçanla bir kaçan kurtulur. Bugün seversin yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Gezeceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Gezeceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir tane de Sezen Aksu yapalım. Tamam, tamam. Dinleyelim. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Beni yor hasretinle, sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Varlığında yokluğunda yetmiyor. Ateşlere yürüyorum. Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza evet. Sağlık. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. Gelen mesajlarınız var. Yer vereceğiz. 0552 301 0303'ten ulaşabiliyorsunuz. İstekler var bu arada. Sevgili Ömer geldim zaten. Bilare Ömer'e gelen mesajlar da oluyor. Sürekli hemen yer verelim tabii ki. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Ben Salar kasabasından Beytul Durmuş. Ömer kardeşimden Şafak Söktü Uyan Sunam türküsünü istiyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim demişler. İyi çalışmalar diliyorum. Hasan ben demiş. Dinleyen herkese ve sizlere istiyorum. Huysuz ve tatlı kadın çalar mısınız demişler.
En sevdiğim eserlerden bir tanesi herhalde Ömer Kırmaz'sa. Rahatsız gerçi, tamam, hasta ama bakalım, isteyelim biz yine de. İyi çalışmalar diliyorum Betül ben. Kolay gelsin, sıradaki bütün eserler sizlere ve dinleyen herkese gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Hepsine de tek tek yer vereceğiz inşallah. Bu arada Afyon'dan Antakya'ya bir gidiş oldu. Evet, gittim. Sevgili Bora Doğan, evet. Şu an orada sahne alıyor muyuz? Alıyorum. Afyon'da gitmeden önce de burada, çünkü birçok mekanda sahne, evet, alıyordun. Yorucu değil mi? Nasıl geçiyor? Biraz dinleyelim senden. Ya şöyle, yorucu, evet. Yani mesela biz ayırıyoruz işleri, bedensel olarak çalıştığımız işler, bir de ruhsal işler var, manevi işler var. Müzik de manevi işlerin içerisine giriyor birazcık. Hı hı. Biz çok fazla yorulmuyoruz aslında, fiziksel olarak yorulmuyoruz ama hani çalıştığımız zaman içerisinde gelen misafir potansiyeli, hı hı, onların istekleri, davranış şekilleri sahnede ister istemez bizi yorabiliyor. Hı hı. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. O yüzden tabii yorgunluk ki pek fazla olmuyordur ama. Tabii çok fazla o anlamda yorulmuyoruz ama dediğim gibi hani şeyler tutmayabiliyor bazen. Portföy dediğimiz. Birçok istek de geliyor olabilir değil tabii, mi? Tarz, tarz farklılığı var. Uymayabiliyor bazen. Yani benim tarzım mesela, ben pop rock söylüyorum. Hı hı. Her tarz söylüyorum ama benim asıl tarzım pop rock. Arabesk istenilebiliyor, türkü istenilebiliyor. Bazen garip bir şekilde daha gelir gelmez misafirler oyun havası isteyebiliyorlar. Bunlar tabii bizi çok yoruyor. Neden? Çünkü hani bir müzisyen sahneye başladığı zaman kendine ait bir programı vardır. Bir yürüyüşü vardır, repertuarı vardır. O planın dışına zamanından önce çıkmak, o doğaçlama pozisyonuna girmek müzisyeni yorar. Çünkü kendi planını dışına çıkmış olur müzisyen. Arabesk söylerken pop'a geçmek, pop söylerken ne bileyim türküye geçmek, türkü söylerken yabancı müziğe geçmek çok sıkıntılı bir durum bizim, hı hı, açımızdan. Aslında daimi gelen müşterileriniz biliyorlardır değil mi ne tarz söylediğinizi? Ömer'le de geçtiğimiz programlarda aynı şey üzerine konuştuk aslında. Yani tarzlar belli ama sen de sanırım birazcık yakındığın konulardan bir tanesi, evet, o değil mi? Tarzlarımızı bilseler de, yani daim müşterimiz olsa da sıkıntı şu, program sonuna kadar dinledikleri için program sonun arasında yani hangi parçayı hoşuna gidiyorsa, hı hı, onu ilk başta da isteyebiliyor. Tabii. Ama şimdi gidişat dediğimiz gibi, Bora abinin de söylediği gibi belirli bir standartlık var müzisyen, hı hı, açısından. Hı hı. Onun dışına çıktığımız zaman çok büyük problem yaşıyoruz. Oynamasında mesela çok sıkıntı yaşıyoruz yani. Oynamak da istiyoruz ama biz de seviyoruz, evet, ya. Millet, yani Türk kanımız millet kaynıyor olarak, öyle, evet. Millet olarak millet oynamaya olarak bir hevesimiz var, evet. Evet. O da bizi zaman zaman büyük sıkıntılara sokuyor. Çünkü neden? Dediğim gibi bir plan var ortada, bir o günün sahnesinde bir plan var. O planın bozulması bizim için çok büyük sıkıntı. Yani şimdi programa başladığınız zaman insanları yavaş yavaş yükseltirsiniz. Yani, hı-hı, mesela yavaş böyle hafif fresh şarkılarla, hı-hı, girersiniz böyle. O sırada onlar içeceklerini içerler, yiyeceklerini yerler falan. Sonra birazcık daha dozajı yükseltirsiniz. Hı-hı. Birazcık daha hareketlenirsiniz falan. Sonrasında gecenin en sonunda da mesela insanlar duygusallaşmak istiyorlar. Onlara duygusal şarkılar, bu arabesk de olabilir, sanat, hı-hı, müziği de olabilir, türkü de olabilir, hiç fark etmez. Şimdi bu planın dışına çıktığınız zaman kimyanız bozuluyor. Bu şöyle bir şey, hani tuzlu yerken tuzluğun yanında önünüze bunu da yiyin diye tatlı koyuyorlar mesela. Hı-hı. İkisi birbirinden çok ters yiyecekler mesela tat olarak. Ben severim ama. Ama bu bir istisnadır. Kaide, evet, kaide, evet, böyle, evet, değil. Evet, İstisnalar kaideyi bozmaz. Evet, evet. Bu durumlarla karşılaştığımız zaman, ki çok oluyor bu durumlarla karşılaşmamız. Sebep de şu Pınar. Tarz mekanlar çok az. Hı hı. Özellikle Afyon'da tarz mekan yok zaten. Hı hı. Tarz mekan olsa o tarz mekanda sadece o tarzın müşterileri gelirler. Ve istek kesinlikle olmaz tarz olduğu için. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ortalama olarak onların isteyeceği şarkıları çalarsın. Zaten istek şarkı için değil de sizleri dinlemek için, tabii, aslında gelmeleri gerekiyor değil ama mi? Ama hani tarz olduğu için de o tarzı yapıyorum diyorsanız zaten müzik grubu olarak
Zaten onların istedikleri şarkıları yapacaksınız. Hı hı. İsteğe de gerek yok. Hı hı. Hani o mekanda, o janda kimse kalkıp da rock yapılan bir mekanda hani cover türkü hı hı. olabilir belki. Ama hani kimse sanat müziği, kimse arabesk, kimse işte pop müzik istemez. Hı hı. Ya da pop mekansa o birazcık daha konsept farklı. Pop'a her şey girebiliyor şimdi popüler müzikten yola çıkarak. Soracağım biraz sonra. Tabii. O sorularım da var. Yani tamam, şimdi o zaman sorduğun zaman söyleyeyim. Aynen. Yani gündemde birçok isim var. İşte bir şarkıyla ön plana çıkan birçok sanatçı adayı diyeyim ben olan kişiler de var. Hı-hı. Bir şarkıyla işte birçok çeşitli müzik kanalında evet. birdenbire duyulabiliyorlar. Hı-hı. Onunla alakalı düşüncelerini yani, de isteyeceğim senden tabii ki ama öncesinde Ömer'den de bir evet. güzel bir eser dinleyelim istiyorum tabii ki. Birazcık yoralım Ömer'i de. Yoralım. Tamam, ne söyleriz? İstek neydi? Sunam olması lazım, evet. Huysuz ve tatlı kadın ve Sunam. Arkadaşlar. Sunam'ı yapabiliriz. Yapalım. Tamam. Niye mi? Tamam, dinleyelim. Olur. Şafak söktü değil mi? Evet abi. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunan sesin duyulmaz. Uyan sunan uyan derin uykudan. Çağırırım sesin duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Çektim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Sunam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Sunam uyan derin uykudan. Thank you.
bunca diyar gezdim gözlerin için. Niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için. Niye küstün bana el sözü için? Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyansınam uyan derin uykudan. Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyansınam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Suda uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Suna uyan derin uykudan. Teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ne zaman başladı Ömer müzikle ilişiğin? 15 seneyi geçti. 15 seneyi geçti. Aralıksız söylüyorsun, evet. Çalıyorsun. Maşallah, tebrik ediyorum. Gayet de güzel değil mi? Sen ne düşünüyorsun Bora abi? Hangi konuda? Ömer'in sesi konusunda. Güvenmeseydim zaten göndermezdim. Tabii canım, ben Ömer'i çok seviyorum. Ömer'in sesini de müziğini de çok seviyorum. Ömer zaten akrabamışız biz. Öyle öyleymiş. Öğrendik sonradan akraba olduğumuzu. Tesadüfen. Güzel. Akraba akrabayı tutarmış. Ben de o sebepten dolayı tutmuyorum. Gerçekten sesi güzel olduğu için tutuyorum. Evet, gayet başarılı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya daha gideceğiz. Ne kadar kaldı süremiz Sersin abi? Bir 4 dakikamız kaldı. O zaman senden güzel bir eser dinleyelim. Tamam. Olur mu? Olur. Bir 4 dakika içerisinde dinlemiş olalım. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ikinci saatte tekrar burada olacağız. Buyurun. On a dark desert highway, cold in my head. One spell of glitters, rising up to the air. Up ahead in the distance, saw a shivering light. Ever have I ever sacred in at this top of the night? There stood on the doorway with the mission bell. I was speaking to myself, this good be happen, that is good be. This little tepe candle, show me the way. Davis passes to me corridor, gotta hit them say. Welcome to the Hotel California. Sit your lola, please. Sit your lola, please. Sit your lola, please. Will you room at the Hotel California? Any time of you, any time of you, you can find of you.
Welcome to the Hotel California. Such a lola, please. Such a lola, please. Such a lola, please. We let him at the Hotel California. Any time of year, any time you're confined on here. Welcome to the Hotel California. Such a lola, please. Such a lola, please. Such a lola, please. We let him at the Hotel California. Any time of you, any time of you, you can find of you. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Günü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar ağlarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar ağlarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni
aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz efendim. İkinci saatte de devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 301 0303 0552 301 0303'ten mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gelen mesajlara biraz sonra yer vereceğiz. Hem sevgili Ömer'den hem de sevgili Bora'dan da güzel eserleri dinlemiş olacağız. Şimdi Ömer'e sorduk. Müzik hayatında ne zaman beri var? Ne zamandan beri var oldu diye sana da sormak istiyorum. Ne kadar süredir müzikle uğraşıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 1974 doğumluyum. Evet. Onu belirteyim ilk önce. 45 yaşım. Maşallah. Çocukluğumdan beri müzik yapıyorum. Müzikle iç içe olan bir aileden geliyorum ben. Benim abilerim de gitar çalar, şarkı söylerler. Ek işleri bu diyeyim daha doğrusu. İşte kimisi doktor, kimisi silahlı kuvvetlerde görevli falan. Babam köy enstitüsünde okumuş. Atatürk'ün öğretmenlerinden. Köy enstitülerinde de enstrüman, en az bir iki enstrüman çalınırmış eskiden. Babam cümbüş çalarmış, keman çalarmış. Son zamanlarda pek çaldığı yok ama birkaç defa şahit olmuşluğum var. Ne güzel. Genlerimizde müzik var yani. Ben çocukluğumda başladım müzikle uğraşmaya. Devamında müzik üzerine eğitim aldım. Devamında müzik üzerine eğitim aldım. Şimdi sadece Konya'da müzikle uğraşıyoruz değil mi? Tabii benim mesleğim o, ben müzisyenim. Başka bir işim yok benim müzisyenlik haricinde. Bugüne kadar hep müzikle yaşadık yani. İşimiz peki şimdi şeyi de söyledin, hani eşim de öğretmen. O nasıl karşılıyor? Eminim ki güzel karşılıyor şimdi ki eşim, zaten birliktesiniz ama. Buradan selam gönderelim biz de, evet. İki tane oğlum var, birisi 4 yaşında. Maşallah. Devrim Aras. Küçük de Hüseyin Civan. O 1 yaşına daha yeni bastı, 2-3 gün oldu. Ay maşallah. Öpüyorum onları. Teşekkür ederim. Selam ileteyim buradan. Selam gönderelim. Aileme de sevdiğim herkese. Ne diyordum ben, unuttum. Eşin nasıl karşıladı bu durumu? Şöyle, eşim nasıl karşıladı? Çocuklar devreye girince birazcık unutuldu tabii değil mi? Unutkanlık oldu hemen. Yok hayır, şöyle eşim eşim de bağlama çalıp türkü söyleyen bir insan. Çok güzel. Zamanda tabii. Biz zaten öyle tanıştık eşimle. Birlikte program yaptık 2,5 yıl. Ondan sonra işte bir belli bir flört dönemimiz oldu. Sonra da evlendik. Ne güzel. Yani onun da hayatında müzik çok önemli bir yer kaplıyor. Kendisi çocuk, okul öncesi öğretmeni. Ama müzik de hayatında çok önemli bir yer kaplıyor tabii. O zaman çocuklar da müzikle birlikte yetişiyorlar aslında. Tabii güzel. Canım, şimdi ikisi de ufak bile daha müzik sesi duyduğu zaman şey yapıyor. Alkış yapıyor. Oh çok güzel. Şarkı söylüyor kendince, anlamıyoruz biz şu anda. İleride onları söyledik diye düşünüyorum, çözdüğümüz anlarsınız zaman. Tabii ki. Ya o bizi çözecek ya biz onu çözeceğiz artık. 4 yaşındaki var mı böyle ilgisi? Var var. Enstrümanlara karşı. İkisinin de var. İkisinin de var. Şimdi biz seni hep gitarınla tanıyoruz. Sadece gitar mı var hayatında yoksa başka enstrümanlar da var mı? Enstrüman yani ben zaten okulda mecburiyetten koydukları ders sistemine göre piyano eğitimi aldım. İkinci sınıfta yan enstrüman olarak bağlama dersi aldım. Şan eğitimim var 2 yıl. Onun haricinde başka enstrüman, tabii bir enstrüman çaldığınız zaman eğer müziğe yeteneğiniz varsa pozitif transfer diyoruz. Yani diğer enstrümanları da ister istemez elinize aldığınız zaman bir süre sonra çözebiliyorsunuz. Çalabilirim yani. Çok iyi çalan birisi kadar çalamam.
enstrümanı, ana çalgısı o olan birisi kadar çalamam. Hı-hı. Ama mesela bir kanun verirseniz elime, kanunda şarkı çalabilirim kanunla. Ya da işte ne bileyim ritim sazları Hı-hı. çalabilirim. Davul çalabiliyorum, bateri çalabiliyorum mesela kendimce. Birçok enstrüman var hayatımda ama ben genellikle çok yayılmayı tercih etmedim. Gitar ana çaldım. Zor olmuyor mu? Ben muhtemelen Ömer'e de sormuşumdur. Aslında gelen herkese soruyorum bunu. Hem enstrüman çalmak hem söylemek çok güzel, çok keyifli. Biz herhalde yapamadığımız için çok böyle farklı geliyor. Zor değil mi ama hem enstrüman çalmak hem söylemek bir yandan? Ya şimdi tabii ki zor. Ama zorluklar çalışarak aşılıyor. Yani bu belli bir dönemde çalıp söylemeye başladığınız zaman ilk başlarda tabii ki bu kadar söyleyemiyorsunuz. Hı-hı. Çok bocalıyorsunuz mesela. Ömer de tasdikleyecektir beni. İlk başta böyle olmuyor tabii. Yavaş yavaş çalışa çalışa bir süre sonra enstrümanla bütünleşmeye başlıyorsunuz. Hı-hı. O sizin bir parçanız oluyor artık. Şimdi mesela Ömer de bana katılır. Bizi direkt şeyle, mikrofonla sahneye çıkartmış olsanız birazcık bocalarız biz. Sadece ha, orada mikrofon. Birazcık sorun olur. Bocalarız çünkü Hı-hı. elimizde enstrüman olmadığı zaman kendimizi biraz daha böyle çıplak hissediyoruz. Hı-hı. O kadar parçamız olmuş. Sürekli bununla beraber şarkı söyleye söyleye. Ama en sağlamı da budur biliyor musun Pınar? Yani evet. Kendin çalarken böyle bir dosta güvenmek sahnede hiçbir şekilde... Yanında bir destekçim var tabii, değil mi? Hiçbir şekilde... Bizim de herhalde mikrofonumuz mu destekçimiz bilmiyorum. Bizim herhalde öyle değil mi? Sunucuların genelde odur yani, herhalde. Destekçimiz de mikrofonlarımız sanırım. Mikrofon, ne bileyim, kameralar. Sizin de daha mesela bakın bizim birçok hatamız olabilir. Biz canlı yayına sürekli çıkmıyoruz. Evet. Ama bu da sizin işinizin bir parçası. O kadar alışmışsınız ki nasıl hareket edeceğinizi çok iyi biliyorsunuz mesela. Biz hata yapabiliriz. Sizin hatalarınız bu kadar olmaz. Hı hı. Biz çok hata yapabiliyoruz o konuda. Bizim canlı yayında hata yapma olasılığımız biraz daha düşük. Hatta hiç olmamalı. Olursa tabii ki olmaz canlı yayında. Her zaman söylüyorum ben de. Ağzınızdan çıkabilecek her söz tabii sizi ki. Yukarıya da çıkarabilir, tabii. aşağıya da sürükleyebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor her zaman. Bir de bu işin şu zorluğu var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Programı yönlendiren insansınız, moderatörsünüz mesela. Hı hı. Programı yönlendirmek de çok zor bir iş. Hı hı. Hani bana söyleseniz, ben yönlendiremem programı. Ama şey oluyor işte karşıdan, gerçekten ben bunu söylüyorum artık burada yayında da. Karşıdan bakıldığı zaman yani ne var ne olmuş ki işte hani oturmuş, süslenmiş, konuşuyor. Hı hı. Hiçbir şey yokmuş gibi de değil aslında. Kesinlikle. Ve gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman inanılmaz böyle bir rahatlık var üzerinde. İşte çok rahatsın, niye bu kadar rahatsın, hiç mi heyecanlanmıyorsun diyorlar da değil işte. Yani bir de gelin bana sorun. Öyle bir şey yok aslında. Evet, karşıdan bakıldığı zaman birkaç kere izledim yayın tekrarlarını. Hı. Baktım gerçekten böyle gayet rahat, normal dışarıda Relax. Oturup konuşuyormuşuz gibi görünüyor biz ama... Biz müzisyenler için de söyleniyor emin zaten olun değil. Tabii. Değil değil mi? Yani sizin için değil. De bu aynı şey geçerli. Her mesleğin bir zorluğu var. Evet, Pınar. Evet, evet. Ben hiçbir şekilde kolay bir meslek kafamda canlandıramıyorum. Yani hı-hı. bugün birçok insanın çok basit gördüğü mesleklerin hı-hı. aslında... her işin zorluğu kendine göre. Emek. Yani. Evet. En az benim mesleğim kadar zor olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bir ayakkabı boyacısı, bir simit satıcısının hı-hı. da bir ne bileyim mühendis kadar, bir doktor hı-hı. kadar hı-hı. işinin zor olduğunu düşünüyorum. Teknik konular hariç tabii ki. Yani onları katmıyorum iş için. Bu konuda sözünü için. Kesiyorum abi. Babamın çok sevdiğim bir sözü var. Ekmek bile çiğnenmeden yutulmuyor. Tabii. Yani ona bile doğru. bir emek tabii. sarf ediliyor. Evet. Yani her işin bir emeği mutlaka var. Zorluğu, zorluğu var. Zorluğu var. Ya, emek şimdi, olmadan yemek olmuyor. Evet. Biz seni bağlamayla da gördük. Evet. Bağlama var, ut var. Başka çaldığımız Cümbüş bir şey var. Cümbüş çalıyorum. Bir sonraki programa da onu isteyelim inşallah. İnşallah. Ya. O da çok farklı bir enstrüman. İnşallah. Çok da severim onun sesini ben de. Bizim yöremizin de milli enstrümanı. Evet. Bizim yöremizin milli enstrümanı. Evet, doğru. Evet. Ama çok keyifli bence. Onun sesi de çok güzel. Ben seneler önce Bodrum'da, yok pardon Bodrum'da değil, Sidekumköy'de bir otelde çalışıyordum. İsmini vermeyeyim şimdi. Evet. O otelde çalışırken otelin sahibinin cümbüşü vardı. O cümbüşle şov yapıyordu. Hı hı. Otelin sahibi, yarı ortağı.
İlk önce Cümbüş'ü çalmıştı. İzlemiştim ben Türk Gecesi'nde. Evet. Sonra Cümbüş'ün kapaklarını söküp şeyinde... yemek pişirdi. Evet. Tenceresinde. Tenceresinde yemek pişirmişti. Sonra onu yıkayıp soğuttu, tekrar taktı yerine. Sonra bir tane daha tekrar şarkı söylemişti. Evet, böyle bir şov yapıyorlar dışarıda Cümbüş'le. Onu görmüştüm zamanında. Çok farklı, güzel bir sesi var onun da kesinlikle. Yani dinlemesi çok hoş. Perdesiz enstrümanlar, ut gibi diğer enstrümanlara göre daha tatlıdır sesi. Ben bir müsaadeniz o zaman mesajlara da bir yer vereyim hemen. Ondan sonra bir eser daha dinleyelim sizden. Ömer kardeşim ağzına yüreğine sağlık, başarılarına devam dilerim. Beytul Durmuş demişler. Mesajını iletmişler. Merhabalar, ben Sultan Başlı, oğlum Ömer'e ve Bora'ya başarılar diliyorum. İyi yayınlar demişler. Sevgili selam annene selamlarımızı gönderelim biz de. Başarılı yayınınız için tebrik ederim tüm ekibi. Bora Doğan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömer Başlı'ya ekranlarla buluşmasına vesilesi için. Sıradaki parçayı eşim Ertunç ve kızım Bilge'ye gelsin. Mukaddes Tatar demişler. Kız kardeşimiz mi? Ona da selam göndermiş olalım. Senden dinleyelim peki. Hadi senden o zaman ailene güzel bir eser dinleyelim. Bize de gelsin değil mi Bora abi? Bize de armağanın olsun. Güzel bir eser dinlemiş olalım. 0552-301-0303'ten de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Özür dilerim. Bu arada ekibin mutfağında yer alan teknik ekip arkadaşlarımıza da gelsin bu şarkı. Gelsin onlara da. Tahsin abi bu arada bayağı çırpınıyor zaten. Ona da armağan etmiş olalım. Ne söyleriz, ne çalarız? Biraz ani oldu galiba, öyle mi? Peki, çalışmadığımız için. Dilersen o zaman şey yapalım, birazcık seni düşündürelim. Olur. Bora abiden Bora bir eser dinleyelim. Olur. Az önce bir eser demiştik ama aslında. Kara Sevda'yı istemiştik ama bakalım ne olur bilmiyorum. Dinleyelim güzel bir eser o zaman. Sonra Ömer'den dinleyelim. Böyle bir kara sevda. Az önce çünkü söyledik. Şimdi istek şarkılardan bahsettik. Ben de emri vaki yapmamış olayım. Yes. Ne çıkar bahtımıza? Ayrılık varsa yarın ne çıkar bahtımıza? Ayrılık varsa yarın sanma ki hikayesi şu titreyen dalları. Bir kara sevda kuru yaprakta biter. Böyle bir kara sevda kara toprakta biter. Böyle bir kara sevda kara toprakta biter. Ne çıkar bahtımıza? Ayrılık varsa yarın ne çıkar bahtımıza? Ayrılık varsa yarın sanma ki hikayesi şu titreyen dalları. Bir kara sevda kara toprakta biter. Böyle bir kara sevda kara toprakta biter. Böyle bir kara sevda kara toprakta biter. Teşekkür ediyorum kırmadığın için. Reklam arasına gideceğiz. Bir 4 dakikamız kaldı. Hazırsan senden bir eser dinleyelim. Efendim güzel bir eser dinleyelim sevgili Ömer'den. Sonrasında kısa bir ara, ardından son bölümle burada olacağız. Peki.
Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Sana yalvarmıştım, sana yakar. Senden başka kimsem, kimsem yok demiştim. Ben şimdi uzakta hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalindeyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdisin yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Birine hiç birik koyup sarhoş oldun mu sen? Derine boyun eğip dünle küstün mü sen? Güneyine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal, gittiğin yerde mutlu ol ya da gel. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal, gittiğin yerde mutlu ol ya da gel. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı.
gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Geceler boyu sesine uyandım, sen sandım ellere inandım. Sana değil kendime kızardım ben. Dön istersen, aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim bile yan yana. Saramadım o birinden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım her gün aynı dağ. Dön istersen, saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım her gün aynı dağ. Dön istersen. Aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim bile yan yana. Saramadım o birinden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım her gün aynı dağ. Dön istersen. Saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım her gün aynı dağ. Dön istersen. Efendim teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kırmadınız geldiniz. Tabii ki memleket Afyonkarahisar ama Antakyalardan da gelmiş oldunuz. Evet. Sağ olun. Güzel tatil gününü bizimle de değerlendirmiş oldunuz diye benim düşünüyorum efendim. Benim için de eğlenceli oldu, güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık tekrar. Şimdi peki Bora abi, bu kadar uzun süredir uğraşıyorsun müzikle. Hı. Albüm vesaire düşünüyor musun? Düşündün mü? Ya da? Evet, düşünüyorum. Düşünüyorsun. Düşünüyorum. Bir yeni projeler var anladığım kadarıyla. Var. Hı hı. Yani Mayıs ya da Haziran ayı gibi bir albüm çıkarmayı düşünüyorum. Hazırlıklarım var o konuda. Türkçe pop, rock nasıl olacak? Yani dörder tane bir playlist hazırladım. Hı hı. İkisinden birine karar vereceğim. Bir playlist pop, hı hı, bir playlist de rock. Hı hı. İkisinden birine karar vereceğim. Mayıs ve Haziran ayı gibi albüm çıkartmayı düşünüyorum. Ah çok güzel. Evet. O zaman bir daha bekliyoruz albümle birlikte inşallah. Tabii ki. Single olacak galiba değil mi? Multi single olacak. Oo, çok iyi. Niye Afyon'da olmadı bu peki? Ya buradayken düşündün. Projesi buradayken ha, düşünülmüş hazırlandı bir olay ama hani memleket değiştirdik. Oraya denk gelecek herhalde muhtemelen. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi programın ilk bölümlerinde de soracağım demiştim ben. Şimdi baktığımız zaman tek şarkıyla ünlenen birçok isim var. Evet. Meşhur olan birçok müzik platformlarında işte inanılmaz tıklanmalar alıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi onun birçok mecrası var o konunun. Hı-hı. Gerçek tıklanma ise eğer, ben şöyle düşünüyorum. Mesela son zamanlarda bir ölmüştü, Allah rahmet eylesin, sanatçı. Neydi o şarkının ismi? İki yanlış, bir doğru edebilirdik. Yaramızda kalsın. Yaramızda kalsın. Hı-hı. Şarkısının bestecisi, Allah rahmet eylesin diyelim, ona da öldü. Mesela bu tür arkadaşlarımızın şarkıları gerçekten çok güzel, yüreğe dokunan şarkılar. Hı hı. Bunların tıklanması çok normal. Hı hı. Ve gerçek tıklanma diye nitelendiriyorum ben bunları. Bir de hani ben şey yapmıyorum, bunu da kimse yanlış anlamasın, küçümsemiyorum, bununla alay etmiyorum.
Ama halkımızın bir şeyi var. Genel bir eğlenme potansiyeli var. Acıyı da seviyoruz herhalde. Oynamayı, acıyı da seviyoruz, oynamayı da seviyoruz. Evet. Ya acı olacak ya oynak olacak. Mesela bir tane daha şarkı vardı. Geceler diye bir şarkı mesela. 80 milyon tıklanmış. Evet. Ve dünya listelerine girdi. Evet. Yani şimdi ben bunu nasıl değerlendiriyorum? Ben bir müzisyenim. Geçmişten beri bu işle uğraşıyorum. Uzun Benim süredir. İşim bu uzun süredir. Bana göre hiçbir sanatsal değeri yok bu gecelerin. Bana göre de öyle abi. Hiçbir sanatsal değeri yok. Ama dinleniyor ve dinliyoruz. Tabii, saygı da duyuyorum ama. Yani hiç kesinlikle eleştirel bakmıyorum bu olaya. Ben kendi açımdan yaklaşıyorum. Mesela bir bizim çok sanatçı gördüğümüz insanın albümleri, işte Erkan Oğur gibi gerçekten çok değerli sanatçılarımız var bizim. Onların albümleri 10 bin, 20 bin kişi izlerken, tıklarken, görüntülerken, görüntülenirken bu tür şarkıların 80 milyon görüntülenmesini de çok şey karşılayamıyorum. Normal karşılayamıyorum işin açıkçası. Hani oynayalım, eğlenelim, ağlayalım da ama hani en azından bu gerçek değerlerimize de sahip çıkalım, onları da dinleyelim, kesinlikle, onları da birazcık yukarıya taşıyalım diye düşünüyorum. Yani. Peki, Ömer de katıldı sana anladığım kadarıyla. Evet. Sen de düşüncelerin aynı. Yani. Peki, bir güzel eser dinleyelim mi senden? Dinleyelim. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz çünkü. Dinleyelim. Son kapanışta da iki güzel eserle sevgili Ömer ve Bora'yla güzel düetleriyle sizleri baş başa bırakacağım. Bir tane de Ömer'den dinleyelim şimdi o zaman. Seni böyle görmek istemezdim yar. Saçların kar beyazı, yüzün solgun. Seni böyle görmek istemezdim yar. Saçların kar beyazı, yüzün solgun. Seneler doldurmuş gamzelerini, ama gözlerine dokunmamış ya. Seneler doldurmuş gamzelerini, ama gözlerine dokunmamış ya. Yazık sana, nasıl kıydılar ya. Öpülecek ellerini kimler yordu. Yazık sana, nasıl kıydılar ya. Öpülecek ellerini kimler yordu? Acılar çürütmüş hayallerini, ama gözlerine dokunmamış ya. Acılar çürütmüş hayallerini, ama gözlerine
dokunmamış ya. Ağzına sağlık Ömer. Teşekkür ediyoruz. Hasta hasta kırmadın bizi de. Rica ederim. Benim de çok sevdiğim güzel eserlerden bir tanesi. Ulaşayım. Evet. Birçok aslında isim de söyledi ama herhalde onun kadar da böyle iyi yürekten evet. söyleyen. Bestecisi o zaten. Evet olmadı. Çok da keyifliydi. Teşekkür ediyoruz sana bir kez daha. Ağzına sağlık. Afyon Karahisar'da müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsun? Müzik piyasası. Evet. Ya şimdi müzik piyasasının değerlendirilmesi nasıl ölçülüyor? Oradaki bir müzisyen olarak sen müzisyen nasıl düşünüyorsun? Tabii tabii. Hı-hı. Oradaki mekanların sayısıyla, hı-hı. tarzıyla, kalitesiyle ölçülür biraz da. Hı-hı. Afyon'da şu an müzik piyasası, ben zayıf görüyorum burada müzik piyasasını. Müzisyen çok. Evet. Mekan az. Hı-hı. Yani müzisyen. İyi isimler de var aslında Afyon'da var, da. Var tabii hı-hı. ki. Müzisyen, müzisyenin kendisini gösterebileceği bir alan yok, mecra yok. Hı hı. İki tane, üç tane mekan var. Hı hı. Ama o kadar çok müzisyen var, birçoğu boşta. Yani çalışmıyor. Ya da şehir dışına çıkıyor, başka yerlere gidiyor, oralarda çalışıyor falan. Bana göre daha çok mekan açılmalı. Biraz daha değerlere sahip çıkılması tabii gerekiyor ki, daha değil fazla mi? Mekan açılmalı bana göre. Bu zarar hı hı. getirmez. Bence kültürün oturması açısından evet. çok yararlıdır yani. Hı hı. Sen burada müzik aslanın gerçekten midesinde, ağzında falan da değil. Hı-hı. Hani ağzından alabilmek mümkün olabilir ama midesinden almak çok sıkıntılı müzik konusunda. Evet. Peki yavaş yavaş sonlara artık tamam. geldik. Hatta sondayız. Bir 5 dakikamız kaldı. Tamam, ben son tane. Sözlerinizi rica edeceğim. Ha, öyle mi? Evet. Davetin için çok teşekkür ederim teşekkür bu arada. 15 gün civarında falan diyelim. Daha az hatta bir tatile geldim buraya. Hı-hı. Hemen kaçırmadan seni yayına alalım istedim. Hani geldim benim için çok değişiklik oldu. Güzel oldu. En son hani konuşmuştuk başta. Ta 2012'nin Ocak ayında burada misafir olarak gelmiştim yine. Seneler önce değil mi? Çok. Evet. 8 yıl önce. Evet 8 yıl önce. Çok teşekkür ederim. Yine Ocak ayına denk geldi. Evet, güzel tesadüf. Oldu, keyifli oldu tesadüfen. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çok sıcaksınız. Kanal 3 ailesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Kırmadın geldin. İnşallah kısa sürede yine bekliyorum Estağfurullah. Ben. Estağfurullah. Ne demek her zaman. Çok her teşekkür zaman. Ederim. Ömer'cim sen son olarak ne söylersin? Ben artık kadrolu oldum sanırım. Kanal 3'ün kadrolu müzisyeni. Evet. Özellikle benim yayınlarda. Evet. Teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. Bora abiyle de uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Sizin vesilenizle görüşmüş olduk. Güzeldi program. Hoşuma biz gitti. De onun vesilesiyle seni tanımış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyorum inşallah sizi inşallah. De. Böyle elimizden geldiğince hafta içi her gün evet program yapıyoruz, canlı yayın yapıyoruz ama müzik gruplarını da ağırlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Güzel eser alacağız. İki güzel eserle. Sanırım ikiniz ortak güzel bir şey yaparsınız diye düşünüyorum. Ben vedamı gerçekleştireyim o zaman. Siz de aranızda hangi şarkıyı yapacağınızı karar verin. Efendim artık bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Pazartesi günü haftanın ilk iş günde bir kez daha saatler 14'ü gösterdiğinde Kanal 3 ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Buyurun. Sana bakamam bir ateşi bir elini tutamam bir nefessiz bir de sensiz kalamam çöllerde su gibi
özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Bir rüzgarım bir de seni göremem. İstesem de kaderimden silemem. Bir Allah'tan bir de senden geçemem. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni.